Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere neden iki öğün beslenmeliyiz bu konuyu anlatacağım. İki öğün beslendiğimizde öncelikle günlük aldığımız kalori miktarını çok daha rahat sınırlandırabiliriz. Sabahları uyandığımızda açlık süremizi uzatabilmek adına bitki çayları ve kahve ile birlikte açlık süremizi uzatabiliriz ve ilk öğünümüzü olabildiğince geç bir saatte yapabiliriz. Örneğin 10 ile 1 arasında yapabilirsiniz. Bu sayede gün içerisinde kahvaltıyı öğle yemeği gibi de tüketmiş olacağınız için belki bir ara öğün ve akşam yemeğiyle günü tamamlama imkanınız olacak ve kilo vermek istiyorsanız eğer kilo verme sürecinizi çok kolaylaştıracak. Özellikle 16'ya 8 veya 14'e 10 gibi uzun süreli açlığa dayalı beslenme modellerini uyguladığımızda leptin, ghrelin gibi açlık tokluk hormon salınımı, büyüme hormonlarının salgılanması düzenlenir. Gün içerisinde iştah kontrolümüzü çok daha rahat sağlarız. Sürekli bir şeyler yediğimizde maalesef pankreas uyarılıyor ve insülin üretiyor. Vücudumuzdaki karbonhidrat depolarının yakılması için aslında sürekli vücudumuz çalışıyor. Açlık süremizi uzattığımızda bu sefer vücudumuz mevcut yağları yakmaya başlıyor. Vücudumuz aslında bir yandan da organlar kendini onarıyor. Bozulan hücreler otofaja uğradığı için aslında bu hücreler yıkılıyor ve yerine sağlıklı hücrelerin oluşması destekleniyor. Bu yüzden aslında iki öğün beslenmek oldukça önemli. Uzun süreli açlıklar aynı zamanda uzun ömür genlerini aktive ediyor. Yaşlanma sürecimizi geciktiriyor. Hepimiz genç kalmak istiyoruz, geç yaşlanmak istiyoruz. Cildimizin daha geç kırışmasını, daha sağlıklı ve formda kalmayı istiyoruz. Bu yüzden aslında sporla vücudumuzu desteklememiz tabii ki de çok önemli ama spor da yapamıyorsak geç kalmamızı kolaylaştıracak diğer faktör sağlıklı beslenme ve uzun süreli açlıklar. Buna çok dikkat edin lütfen. Çünkü uzun süreli açlıklar gençlik genlerini aktive eder. Mutlaka siz de beslenme modelinizi bu yönde revize edin. Vücudumuz uzun süre aç kaldığında organlarımız dinlenir, otofajiye girer, zararlı hücreler yok edilir, vücudumuz toksinlerden arındırılır. Vücudumuzdaki metabolik faaliyetler sonucunda ortaya çıkan toksinlerin vücuttan atılmasına, vücuttan arındırılmasına yardımcı olur. Bu yüzden uzun süreli aç kalmamız, uzun süreli açlıklar oldukça önemli. Özellikle insülin direnci olan bireyler uzun süreli açlık programlarını deneyebilirler. Çünkü insülin direncini kırıyor. Gün içerisinde dengeli besin alımımızı sağlıyor. Vücudumuzdaki, kanımızdaki zararlı yağların yakılarak, enerji olarak kullanılmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle de zaman zaman aç kalmak faydalı bir durumdur. Siz de eğer hamile değilseniz, emzirmiyorsanız veya metabolik bir rahatsızlığınız yoksa uzun süreli açlığı deneyebilirsiniz. 16'ya 8 gibi popüler olan aralıklı oruç programını uygulayabilirsiniz. Burada eğer tek başınıza yaptığınızda kilo veremiyorsanız veya gün içerisinde almanız gereken protein, kompleks karbonhidrat, mineralleri, vitaminleri, sağlıklı yağları yeterince alamadığınızı düşünüyorsanız bir beslenme uzmanından destek alabilirsiniz. Çoğu danışanımdan şunu da çok fazla duyuyorum. Ben aralıklı oruç yaptım ama hiç de kilo veremedim. Ya da ben aralıklı oruç yaptım ama 2 kilo aldım gibi yorumlar da geliyor. Burada önemli olan vücudunuzun ihtiyacı doğrultusunda günlük almanız gereken protein, kompleks karbonhidrat, lif, vitamin ve mineral açısından yeterli bir beslenme modelini iki ana veya iki ana bir ara öğünü aslında sığdırabilmektir. İlk öğünü yaptıktan sonra yeme sürecimiz başlar ve 8 saat boyunca besin alımı sağlanırken 16 saat boyunca açlık süreci korunulmalıdır. 16'ya 8 yerine 6'ya 18 gibi beslenme modellerini de uygulayabilirsiniz. En etkili sonuç almanızı sağlayacak zaman aralığı 16'ya 8'dir. Bu saat aralığını da kendi günlük yaşantınıza göre yemek yeme sürenizi kısaltabilirsiniz. Yani 8 saat boyunca değil 6 saat boyunca da yemek yiyebilir ve geri kalan süreçte açlık sürenizi koruyabilirsiniz. Unutmayın ki eskiden bu kadar çok sık yemek yenilmiyordu. Ve bir ara maalesef 3 ana, 3 ara öğün mutlaka yapılması gerektiği belirtiliyordu. Ancak 1. Dünya Savaşı'ndan önce bakıldığında, eskiden atalarımızın beslenme düzenine bakıldığında aslında 2 öğün beslendiklerini görüyoruz. Çok sık yemek yemediklerini görüyoruz ve gayet de sağlıklı olduklarını, herhangi bir sağlık problemi yaşamadıklarını eskilerimizden öğrenebiliyoruz. Ancak 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha rahat bir ortam koşulu sağlandığı için aslında kişilerin gıdaya olan ulaşım imkanı da arttığı için aslında
daha fazla tüketim sıklığı arttı. Çoğu zaman yemek yemek bir stres yönetimi haline geldi. Yani strese bağlı yemek yiyerek duygularımızı bastırmaya çalıştı. Ancak yemeği lütfen bu anlamda duygularınızı yüklediğiniz bir forma dönüştürmeyin. Yemeklerinizi sadece günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz şekilde planlayın. Yani ben bugün öğle yemeğinde şu restorana gidip kendimi ödüllendireyim veya akşam iş çıkışında şu tatlıcıya gidip şu tatlıyı yiyerek kendimi ödüllendireyim demeyin. Vücudunuzun ihtiyacı doğrultusunda beslenin. Mutlaka iki öğün uygulayın. Ben de günlük hayatımda iki öğün beslenmeye çalışıyorum. Kahvaltımı mümkün olduğunca geç yapıyor. Gün içerisinde açlık durumuma göre bir ara öğün yapıyor ve akşam yemeği yiyerek günümü kapatıyorum. Bu şekilde kendimi çok daha dinç ve iyi hissediyorum. Gün içerisinde enerjim çok daha yüksek oluyor. Kendimi çok daha zinde hissediyorum. Siz de mutlaka iki öğünü denemelisiniz. Evet, bugün sizlere neden iki öğün beslenmeliyiz bu konuyu anlattım. Sizin de bu konuyla alakalı bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz, öncelik vermemi istediğiniz konular varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.